Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve şu an ekranda gördüğünüz gibi tam 1 milyon elması olan sıfır bir hesaptayım. Bildiğiniz gibi Brawl Together etkinliği içerisinde arkadaşlık bileti diye bir şey verileceği söylenmişti. Toplamda 5 kişi arkadaşlık bileti kazanacaktı ve 5 kişinin 4'er arkadaşıyla birlikte toplam 25 kişi de 1 milyon elmas kazanacaktı. Kimlerin kazandığını ve kazandığı elmasla neler yaptığını muhtemelen merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum ve o yüzden bugün bu videoda 1 milyon elmasla hesabı maxlamaya çalışacağız. Şu anda Supercell'in test hesabındayım arkadaşlar ve test hesabı üzerinden eğer 1 milyon elması biz kazanmış olsaydık neler yapabilirdik bunu size göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda 3 tane Brawl Pass Plus çekilişimiz vardı. Bu videonun sonunda o çekiliş sonuçlarını bulabilirsiniz. Ve bugün de 7 tane yeni Brawl Pass Plus çekilişi başlatıyorum bu videoyla. 7 Brawl Pass Plus çekilişinin 4 tanesi bu videoda, 3 tanesi de Instagram'da olacak. Bu videodaki 4 Brawl Pass Plus çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki gibi aşağıdan videoya bir tane like atmak, kanala abone olup bildirimleri açmak, videonun yorum kısmına kendi Instagram kullanıcı adınızı yazmak ve beni Instagram'dan takip etmek. Benim Instagram kullanıcı adım da Onur Bilge YT, açıklamada da var zaten. Ve Instagram üzerindeki 3 tane Brawl Pass Plus çekilişine katılmak için de açıklamanın en üstünde oradaki çekilişin linkini bırakacağım arkadaşlar. Instagram'daki en son sabit postum zaten, oraya gittiğiniz zaman oradaki şartlar da kendi içerisinde yazıyor. Oradaki çekilişe de mutlaka katılın. 2024 boyunca 100'den fazla Brawl Pass Plus çekilişi yapacağımı söylemiştim. Şu anda 20'sini tamamlamış oluyoruz 2 ayda ve bundan sonra da 80'den fazla Brawl Pass Plus vereceğim. O yüzden kanalı takipte kalın. Öncelikle şu anda tamamen sıfır bir hesap açtım. Dediğim gibi arkadaşlar Supercell'in test hesabındayım ve öncelikle burada bütün karakterleri şimdi alabiliyoruz mesela ve bütün hepsini ben elmasla alacağım. Tabii ki bunun hepsini bu arada alırken size göstermeyeceğim çünkü çok uzun sürecek ama mesela birkaç tanesini alacağım. Ondan sonra bütün hepsini ben arada tıklayıp alıp sonra size kaç elmas harcamış bunu göstereceğim. Mesela şu anda kiti aldım arkadaşlar. Önce şu efsanevileri en azından bir alalım. Tabii burada alınabilecek birçok şey var. Mesela önce karakterleri alacağız. Ondan sonra karakterleri maxlamamız da gerekiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Maxlamak için yine şu anda sadece elmas kullanacağız. Güç puanı altın falan var ya, onları da yine elmasla tamamlayacağız. O yüzden o kısmı var. Sonra kostümleri almamız lazım. Ondan sonra rozetleri var, spreyleri var. Bütün hepsini alacağız ama tabii bunu siz kısa bir video olarak izleyeceksiniz. Şuradan sadece efsanevi karakterleri alayım. Ondan sonrasını ben kendim tıklayıp alacağım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bunu yapmam yaklaşık herhalde minimum bir 3 saatimi alır diye tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla şey tıklayıp o şekilde almam gerekecek arkadaşlar. Yani bayağı büyük bir emek olacak videonun içerisinde. Sırf onun hatırına aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı lütfen unutmayın ki bu tür deney videoları devam etsin. Çünkü özellikle bunu mesela çok merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi ben kalan tüm karakterleri açayım ve hemen devam edelim. Şu anda bütün karakterleri açtık arkadaşlar. Sadece Charlie şu anda test hesabı içerisinde olduğum için görünmüyor. 75 karakter görünüyor yani ama 19.181 elmas harcadım bütün karakterleri açmak için. Şimdi bunları bir de yükseltmem gerekecek arkadaşlar. Ve yükseltme kısmı bakın böyle elmasla yapacağım için bayağı bir tıklamam gerekecek bu şekilde. Bütün hepsini acaba buradan şey yaptığımızda, açtığımızda ve maxladığımız zaman acaba ne olacak? Baksanıza yani bir tanesini maxlayabilmek için bayağı bir uğraşmak gerekecek ama şimdi ben bunların hepsini yine sizin için maxlayacağım arkadaşlar ve bakalım kaç tane acaba burada eşyalar falan bütün hepsi açılıyor tabii ilk olduğu için bu şekilde animasyonları gösteriyor. Acaba toplamda kaç elmas harcayacağız? Bunu da yaptıktan sonra bu arada bütün kostümleri açacağız, spreyleri açacağız, rozetleri açacağız. Bayağı bir işimiz uzun gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan bir tanesini öncelikle bir maxlayalım. 455 yalnız bayağı bir gitti. Şimdi burada tabii bütün hepsini aksesuarları vesaireyi bunları da almamız gerekiyor arkadaşlar. Ben bir tane karakter için şu anda yapacağım size göstermek için. Ne kadar zor olduğunu görmenizi istiyorum. Çünkü gerçekten bak buradan tıklaması da sürekli farklı yerlerde olduğu için biraz zor oluyor. Şuradan yine bir tane eşyamızı ücretsiz aldık. Hemen şunu alalım. Yine bir tane daha. Bütün hepsini tamamlayacağım arkadaşlar. Çünkü zaten sonuçta 1 milyon elmasın varsa aslında hesabını max yapmak istersin. Bütün hepsini alırsın yani. O yüzden ben de bütün hepsini alacağım. Bak 1000 altını 100 elmas karşılığında bu arada yükseltiyor. O da iyiymiş bayağı. Şuradan hemen yıldız güçlerini de alalım arkadaşlar. Buradan bir tane daha var yalnız. Şunu da alalım. Fişek şoku. Ondan sonra burada eşya. Bir tane şunu seçelim. Bir de hiper şarjı var galiba. Hiper şarjını da aldım. Ve şu anda mesela sadece ben
Shelly'yi maxlamış oldum. Yani Shelly'nin her şeyini aldım arkadaşlar. Şimdi bunu bütün karakterler için ben yapacağım. Yaklaşık herhalde bir en azından 1-1,5 saat sürecek diye tahmin ediyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde geçelim. Arkadaşlar şu anda bütün karakterleri yaptım. Sadece bir tanesini yapmadım ama artık o kadar çok elim alıştı ki çok hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Hemen bunu da tamamlayalım. Çok fazla elmas gitti bu arada. Yani benim tahmin ettiğimden çok daha fazlası gitti. Hemen şuradan aksesuarlarını falan da alalım. Bütün yıldız güçlerini vesairesini, eşyalarını alalım arkadaşlar. Kaç elmas gittiğine inanamayacaksınız gerçekten. Bundan sonra da şimdi kostümleri alacağız. Sonra işte spreyler var, rozetler var. Spreyleri almak için 450 kupaya kadar sanırım kasmak gerekiyordu. Onu falan da yaptım arkadaşlar ben arada. Onların hepsini şimdi size göstereceğim. Yani 1 milyon elması eğer siz kazanmış olsanız ya da hani kazanan kişi ne yapıyor? Aslında bunu burada görmüş oluyoruz. Ve evet şu anda bütün karakterlerin hepsini maxlamış oldum. 75 karakter var. Dediğim gibi test hesabı olduğum için Charlie yok. Ve şimdi ana ekrana geliyoruz. Kalan elmasımız 762.830. Yani bütün karakterleri maxlayıp aksesuarlarını, eşyalarını, yıldız güçlerini, hiper şarjlarını almak toplam 217.989 elmasa mal oldu arkadaşlar. İnanılmaz fazla. Ben gerçekten bu kadar beklemiyordum. Yani ben hani en fazla 150-200 bin elmasa bütün her şey tamamlanacak gibi düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Şimdi bakalım kostümlerde nasıl ilerleyeceğiz. Ve bütün hepsi bittikten sonra hangisi için kaç elmas harcandı mesela? Bütün karakterleri çıkarmak için kaç elmas? Bütün kostümler için kaç elmas? Bunları da bir özet olarak yine size söyleyeceğim. Bütün merakınızı gidereceğim. Şimdi spreylerin de gelmesi için bu arada biraz kupayı da yükseltelim. Yükselttim arkadaşlar Supercell'in test hesabından. Şöyle hemen ilerleyelim. Çünkü 450 kupaya geldiğimiz zaman şey açılıyordu. Spreyler açılıyordu sanırım. O yüzden spreyleri de alacağız ya. Onu da oradan arttırayım. Şöyle ilerleyelim. Daha ilerisine de ben baktım bu arada. Kupa yolunda başka herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şunları falan da alayım. Bunu alıyorum. Artık zaten şöhrete gidiyor. Çünkü biz bütün karakterlerin hepsini çıkarttığımız için şu an tabii krediyle bir işimiz kalmadı. Ve burada gördüğünüz gibi spreyleri de açtık. Şimdi spreyleri de çıkartabileceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim kataloğa. Önce efsanevi kostümlerle başlayalım arkadaşlar. Buradan Mecha Bow'u açacağız önce. Şuradan mesela 299 elmas karşılığında Mecha Bow'u bir açalım. Ve evet buradan bir şeyler verdi. Sonra şuradan devam ediyorum. Bu renk seçeneği şeklinde 49 elmas. Bunu açtım ve bütün hepsini açtığımız zaman acaba önce tabii diğerini açmamız gerekiyor. Bazılarını açmak için önce başka bir kostümü açmamız gerekiyor ya. Bu arada şu anda Supercell'in test hesabı olduğu için belki bütün kostümler olmayabilir ama hemen hemen hepsi vardır. Yani çoğunluğu olması lazım ama eğer yer yoksa eğer bu test hesabı olduğu içindir. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Şimdi buradan bütün hepsini açabildiğim kadar açacağım. Efsanevileri ben açayım isterseniz. Ondan sonra bir de gizemlere de bakarız gerçi. Burada kaç tane kostüm vardı? Herhalde bak burada bu arada Supercell Store'la birlikte gelecek olan Supercell Store kostümü diye tanıtmışlardı. Bu kostüm de yine var arkadaşlar test hesabı olduğu için. O Frank kostümü gerçekten çok çok güzel bir kostüm. Bak mavi kral Frank gerçekten efsane bir kostüm. Clash Royale'deki kralı buraya getirmeleri gerçekten bence çok çok güzel olmuş. Şuradan yine almaya devam ediyorum. Birçok renk seçeneği falan da var. O renk seçenekleri de burada yine şey olarak görünüyor. Bir efsanevi kostüm gibi görünüyor. O yüzden aslında bu kadar çok efsanevi kostüm görünüyor. Yoksa normalde 10-23 tane ama aslında 23'ün belki 7-8 tanesi renk seçeneği. Şuradan hemen devam ediyorum arkadaşlar. Spike'ın kostümüyle. Yalnız şu Spike'ın kostümü gerçekten efsanevi kostümler arasında benim en sevdiğim. Yine Wukong Miko kostümü arkadaşlar. O da yeni gelen kostümümüz. Onu da buradan açtım. Virüs 8 bit. Tabii virüs 8 biti normalde açamıyoruz. Antivirüs 8 biti açabiliyoruz ama dediğim gibi test hesabı olduğu için bazıları bir tık farklı olabilir arkadaşlar ama ya o kadar da fark etmez zaten sonuçta. Hemen hemen hepsi aynı. Şöyle hızlıca bunu da açayım. Efsanevileri bir tamamlayalım isterseniz. Ondan sonra kalanları yine ben açarım ve size en son sonucunu söylerim. Bütün hepsini açarken size şey yapmak istemiyorum. Zamanınızı almak istemiyorum. Ama en azından efsanevi kostümleri açalım istiyorum. Ve şuradan yine hızlı bir şekilde neler kaldı bakalım. Arada böyle keşke sadece olmayanları filtreleyebileceğimiz bir şey olsa ve o şekilde alabilsek. Mesela Ender kostüm ya da Süper Ender kostümlerde birçok kostüm var. Sadece olmayanları filtrelemeden çok zor oluyor bazen bulmak. Ama buradan artık gözümüz gördüğü seçtiği kadarıyla ayırmaya çalışıyorum. Şurada renk seçeneği kalmış bir tane. Kaç tane kaldı bilmiyorum. Bu hangisi bu arada? Beyaz Mecha Mortis'i aldık. Şunu alalım. Altın Mecha Crow.
49 elmaslık bir renk seçeneği. Bu eskiden 25.000 yıldız puanı mıydı bunlar? Galiba yıldız puanıyla alınıyordu. Ve şu anda 23/23 bütün efsanevi kostümleri aldım. Şimdi buradaki diğer gizemli, destansı, süper ender, ender kostümlerin de tamamını ben alayım. Ve bakalım maliyeti ne kadar olacak, ne kadar elmasımız gidecek. Şu anda bütün kostümleri aldım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sadece 3 tane kitboxer, kitboxer altın pençe ve kitboxer kara pençeyi alamadım. Yani elmasla bütün her şeyi alırız diye düşünmüştüm. Ama Brawl Pass kostümleri belli bir süre özel kostüm olarak kalıyor biliyorsunuz. Onları alamıyoruz. Ama onun dışında hepsini aldık ve şu an elmasımız 733.297. Yani bütün kostümleri almanın maliyeti de 29.533 elmas oldu arkadaşlar. Ve şu ana kadar yaklaşık olarak 270.000 falan elmas harcadık. Şimdi buradan rozetleri, oyuncu simgelerini, spreyleri falan alacağız. Ama burada saf gümüş, saf altın kostümler de vardı arkadaşlar. Bakın bunu ben şey yapmadım ama... Unutmuştum ama buradaki kostümler de var. Bunları da açtığımız zaman bayağı bir fazla şey gidebilir. Çünkü normal bunun bir de altın kostümleri de var ya. Bak şimdi altın kostümü ne kadar açılacak? Kaç elmas olacak? 2500 elmas diyor arkadaşlar. Bunların hepsini açtığımız zaman biraz zarar olabilir. Bütün hepsi aynı mıydı? Bir ona bakalım. Mesela atıyorum işte şurada. Buradaki de yine 10.000'di değil mi? Evet, bütün hepsi 10.000'di arkadaşlar. 25.000'de altın kostümüydü. Şimdi hemen isterseniz ben bunları da bir açayım. Ondan sonra rozetlere vesaireye geçeceğiz ama bu kısmı bayağı maliyetli olacak. Bakalım kaç elmas gidecek. Arkadaşlar şu anda hem saf gümüş hem de saf altın tüm kostümleri aldım. En çok elması herhalde bunda harcadık. Kalan elmasa inanamayacaksınız. 509.347 elmas kaldı. Yani toplam altın ve gümüş kostümler için 223.950 elmas harcamış olduk. İnanılmaz fazla elmas oldu bu. Şimdi kataloğun içerisinde son olarak sanıyorum açmamız gereken şuradaki rozetler kaldı arkadaşlar. Bunların bir kısmı zaten kostümlerle gelen şeyler. Oyuncu simgeleri, spreyler falan var. Önce bir şuradaki rozetleri tamamlayalım isterseniz. Rozetleri hatta şuradan şöyle açmaya başlayalım. Bunlar nasıl açılıyor? Hemen böyle tıklayıp hızlı bir şekilde açılabiliyor sanırım. Bunların hepsini tabii tek tek açmam gerekecek arkadaşlar. Bayağı bir tıkladım yani bugün. Hayatımda hiç tıklamadığım kadar tıkladım. Şimdi ben bunların hepsini bir açayım ve bakalım bunların maliyeti ne kadar olacak. Bazı son karakterlerin rozetleri satın alınamıyor arkadaşlar ama onun dışında bütün rozetleri satın aldım. Ve şu anda kalan kaç elmasımız var? 492.876 elmas. Ve rozetler için toplam 16.471 elmas harcamışız. Yani hiç de az değil arkadaşlar. Şimdi son olarak kataloğun içerisinde kalan iki tane şey var. Bir tanesi oyuncu simgeleri, bir tanesi de spreyler. Öncelikle oyuncu simgelerini bir tamamlayayım. Oyuncu simgelerinin içerisinde birçoğu ustalık yolundan açılıyor arkadaşlar ama açılabilen bütün hepsini yani satın alınabilen bütün hepsini aldım. Öyle söyleyeyim ve şu anda kalan elmasımız 491.527. Yani oyuncu simgeleri içinde 1349 elmas harcadık. Ve katalogda son kalan şey de spreyler arkadaşlar. Normalde benim hiç kullandığım şeyler değil ama... Bunları da 29-29 alabiliyoruz ve toplamda 167 tane bu arada sprey varmış. Şimdi ben isterseniz hemen bunların da hepsini bir alayım. Bakalım bunlar için kaç elmas harcayacağız ve TL bazında ne kadar harcamış olacağız onu da yine sizinle paylaşacağım. Ve şu an spreylerinde alınabilecek olanlarını aldım arkadaşlar ve son olarak şöyle bir bakalım kalan elmasımıza 488.739 elmas kaldı. Yani spreyler için de 4137 elmas harcamış olduk. Ve bütün alınabilecek kostümleri, bütün rozetleri, oyuncu simgelerini, spreyleri, saf gümüş, saf altın kostümleri aldığımız zaman toplamda harcadığımız elmas miktarı 511.261 elmas oldu. Ve 2000 elmasın fiyatı 3500 lira. Yani harcamış olduğumuz hesabı makslamak için harcadığımız 511.261 elmas toplamda yaklaşık olarak 894.000 Türk lirası ediyor. Neredeyse 1 milyon lira. Ve eğer birisi 1 milyon elmas kazanırsa bütün her şeyi satın aldığı zaman da 500.000 elmastan fazla harcamış oluyor arkadaşlar. Bunu da birlikte test etmiş ve görmüş olduk. Ben de çok merak ediyordum. Umuyorum sizin de merakınız giderilmiştir. Ekrandaki videomuzun içerisinde 3 Brawl Pass Plus çekilişimiz vardı. Şimdi bunun sonuçlarını açıklayacağım. Aynı zamanda bu videonun içerisinde de toplam 7 tane Brawl Pass Plus çekilişi var. Videonun en başında söylemiştim. Eğer videonun başını izlemediyseniz mutlaka bir başa dönün. O çekilişe de katılın. Çekilişimize hemen başlayalım arkadaşlar. Ve Poyraz Sedat isminde bir arkadaşımız. Instagram'dan bir kontrol edelim. Instagram üzerinden beni takip
takip etmiş. Kendisine mesaj gönderdim ve kendisini tebrik ederim. Eren GTA 70 ve şu anda Instagram'dan kontrol ettim. Beni takip etmiş. Kendisini de tebrik ediyorum ve ona da mesaj yazdım. Ve üçüncü kazanan arkadaşımız Resul ve bir Instagram'dan kontrol ediyorum. Kendisi de beni Instagram'dan takip etmiş. Ona da DM'den mesaj yazdım. Kazanan 3 arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Dediğim gibi bu çekiliş bitti ama yeni çekiliş de bu videonun içerisinde arkadaşlar. En başta şartları var. Videoya aşağıdan bir tane like atın. Kanala abone olun. Videonun yorum kısmına kendi Instagram kullanıcı adınızı yazın. Ve beni Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Benim Instagram kullanıcı adım Onur Bilge YT. Açıklamada da var. Şu an ekranda hem dün yüklediğim hem de ondan önceki gün yüklediğim videolarımı görebilirsiniz. Ama ondan önceki günlere yani şu bölüme bir göz atın. Gerçekten hepsi sizin için büyük bir emekle hazırlanan güzel videolar. Hepsini beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve marketten, Supercell Store'dan herhangi bir satın alım yapmadan önce kod bölümüne Onur yazarak bana destek olmaya devam ederseniz de çok çok sevinirim arkadaşlar. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.